Günaydın canlarım. Yeni bir vloğa daha hoş geldiniz. Hala Polonya'dayım ve bugün de evdeyiz. Bugün günlerden cuma, pazar günü Pavel'in doğum günü. O yüzden ona bir pasta yapma planım var ve ona da bugün başlayacağım yapmaya. Ve yarına hazır olacak şekilde yapacağım sanırım. Asıl doğum günü pazar günü olsa da. Çünkü pazar günü buradan misafirler falan olacak. Daha çok yarın kutlayacağız onun doğum gününü gibi görünüyor. Ama dedim madem evde de olsa bir şeyler yapma planım var. Bir vlog çekeyim o zaman. Öyle sizinle de paylaşacağım bu günlerimi. Ama önce her zamanki gibi kahvaltı yapmaya gidiyorum. Bu arada kar çoğunlukla eridi ama bizim kardan adamlar hala, özellikle Pavel'inki hala ayakta. Şimdi canlarım, pastayı yapmaya başlıyorum. Nasıl bir pasta yapacağım? Önce bir pandispanya yapacağım. 3 kat yapmak istiyorum ama bilmiyorum, şimdi kek kalıplarına falan bakacağım. Çok da büyük bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü hafta sonu misafirler geleceği için annesi zaten bir sürü yemek yapıyor. O da tatlı falan bir şeyler yapacak onlar için. Yenmez o kadar. Ama 3 kat birazcık yüksek olursa daha güzel olur gibi geliyor bana. Neyse, beyaz normal bir pandispanya yapacağım. Onun arasına beyaz çikolatalı bir krema yapacağım. Pastacı kreması. Ve arasına yine ahududan, donmuş ahududu aldım. Onunla bir sos yapacağım. En üstünde taze ahududularla süsleyeceğim. Yani beyaz çikolatalı ve ahududulu bir pasta yapmayı planlıyorum. Çünkü bunlar Pavel'in en sevdiği aromalar. Ama bugün sanırım pandispanyaları yapacağım. Kremayı yapacağım. Onu bir gece dolapta bekleteceğim. Hani arasındaki krema tam otursun falan filan diye. Üstündeki kremasını, üstüne normal şey, hazır kremalardan aldım. Onlardan yapacağım, vanilyalı. Onu da yarın üstünü kaplayacağım sanırım diye düşünüyorum. İnşallah her şey istediğim gibi gider. Bu yola baş koydum, inşallah rezil olmayız. Neyse. Pandispanyalarla başlıyorum. Takip ettiğim tarifleri yazarım bu arada. Böyle belli bir pasta tarifi takip etmiyorum ama pandispanyayı bir tariften alacağım. Beyaz çikolatalı kremayı bir tariften alacağım. Ahududu şeyini bir tariften alacağım. Böyle karman çorman bir şeyler yapacağım ama yazarım bilgi kutucuğuna. Bu arada böyle sürpriz olsun isterdim ama maalesef öyle bir şey mümkün değil. Hem onun evindeyim, hem malzemelerini almak için o beni markete götürmek zorunda kaldı. Çünkü burada birazcık köy gibi bir yerdeyiz. Köy aslında adı ama öyle bizim köyler kadar az gelişmiş tarzı bir köy değil. Ama yine de buradan işte markete gitmek falan, çevrede yürüyerek gidebileceğim market yok. Arabayla gitmek gerekiyor. Ben de araba kullanamadığım için payın beni götürmesi gerekiyor. O yüzden sürpriz falan değil. Haberi var şu an nasıl bir kek yapacağımdan. Şu an yaptım. İçeride oturuyor da. Neyse. 5 tane yumurtanın beyazını ve sarısını ayırıyoruz. Paweł, bracie, Basiak, bratovo! Hello! I'm filming, just so you know. Şimdi bu yumurta beyazına bir tutam tuz koyuyoruz ve çırpacağım bunu. Bu taraf daha karanlık biliyorum ve bir şeyler var önünüzde ama priz burada olduğu için burada çırpmak zorundayım. Bu sefer yumurta sarılarını aldım. İçine 170 gram şeker koyuyorum. Ve bunları da çırpıyorum. Sonra bunun içine 1,5 su bardağı un koyuyorum. Bir paket kabartma tozu diyor ama buradaki paketler bizimkilerden büyük. O yüzden ölçeceğim. Bir pakette vanilya, aynı şey. Ve tekrar çırpıyorum. Sadece unu karışana kadar. Şimdi bu köpürttüğümüz yumurtanın akıyla diğer karışımı karıştıracağız yavaş yavaş. Akını söndürmeden katlaya katlaya. Bu bana yine makaron travmamı hatırlatıyor. Katlama metodu. Işık çok kötü, özür dilerim ama yapacak bir şey yok, gerçekten güneş batıyor bile. Neyse, şöyle bir kek kalıbım var şu boyutta. Bunun bir büyüğü de var ama bunu tercih ettim. Bu ne çok küçük ne çok büyük. İdeal boyut diye düşünüyorum. Şimdi yarısını koyacağım, pişireceğim, sonra diğer yarısını koyacağım. İnşallah o bekleme süresinde bu hamur sönmez. Çünkü bir tane bu boyutta kalıbım var. İkisini aynı anda pişiremem. Giriyor bakalım 180 derece ısıttığım fırına 30 dakikalığına. Şimdi dedim... Tak. Tak? Tak. Oh yeah. Kamşo. Neyse, kekim fırındayken ben de bu arada kremayı yapmaya başlayacağım. Dediğim gibi beyaz çikolatalı bir krema yapıyorum. Nefis yemek tariflerinden yine tarif. Öncelikle tencereme un, nişasta, şeker ve yumurta sarısı alıyormuşum. 2 yemek kaşığı un.
2 yemek kaşığı nişasta. Burada buğday ya da mısır nişastası bulmak çok zormuş. Sadece patates nişastası kullanıyorlar. Türkiye'de de patates nişastası ben hiç görmedim. Neyse. 2 yemek kaşığı bundan. 5 yemek kaşığı şeker. 3, 4, 5. Ve bir tane yumurta sarısı. Bunları karıştırıyorum. 4 su bardağı süt. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra pişirmeye başlıyorum. Ama hep karıştıra karıştıra pişirecekmişim. Gerçi bunu sonra yapayım çünkü birazdan keki çıkarmam gerekecek. O sırada karıştıramam. Kekin ilk kısmı çıktı fırından. Bunu birazcık soğumaya bırakacağım. O sırada da kremayı yapıyorum. Şimdi tarifi yorumlarında şey diye okudum. Kıvamı biraz sıvı oluyormuş. Ben pastayı, kekleri tutmasını istediğim için daha koyu olmasını tercih ederim. O yüzden birazcık ununu ve nişastasını arttırdım ben. Ve pişirirken de kıvamına göre bakacağım. Şimdi onu böyle karıştıra karıştıra pişireceğiz. Şu sese gıcık oluyor musunuz? Özür dilerim. Şimdi bu kaynıyor. Altını kıstım. Bir kaşık tereyağı koyacağım. Bir de vanilya. Karıştırmaya devam ediyorum. Bence kıvamı iyi şu an. Soğuyunca daha da katılaşacak zaten. Altını kapattım. Şimdi beyaz çikolatayı ekliyorum. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu da iyice eriyene kadar karıştıracağım. Ve hazır bu da. Birazcık daha ılıyana kadar biraz daha karıştıracağım. Ondan sonra üstünü kapatacağım. Okey, bunu soğumaya bırakıyorum şimdi. O sırada şu keki çıkarayım kalıptan. Gayet güzel oldu bence. İkinci kek de fırına gidiyor. Şimdi canlarım, akşam oldu birazcık. Ben mutfaktan çıkmadım bu arada. Kekin yapacağım kısımlarını yaptım. Ondan sonra geçtim bir shorts editledim. Sonra geldim tekrar yemek yapmaya. Acıktım çünkü. İzmir köfte yaptım. Fırında şu an o. O kısmı çekmedim çünkü yoksa bütün bu vlog benim yemek yapışım olacak. Pastaya geri dönelim. Şimdi yaptığım harçtan şöyle iki kat çıktı. Ortadan kessem ikisi de çok ince olacak. O yüzden bunları böyle birer kat olarak bırakacağım ve sanırım bir bu kadar daha yapacağım. Kaynanamlar da şehre gittiler. Onlar gelmeden halledebilirsem iyi olur. Çünkü sanırım o da mutfakta bir şeyler yapmak istiyor. Ben burada mutfağı işgal ettim. Bir de şey, ahududu sosu yapacağım. Ama aynı işlemleri yapacağım için şimdi çekmeyeceğim. Hızlı hızlı hamurunu hazırlayacağım. O sırada fırındaki yemek de çıkmış olur herhalde. O çıkınca direkt diğerini atacağım. Sonra ahududu sos için size dönüyorum. Yemek gibi yemek be. Köfte tuzsuz olmuştur diye korkuyorum. Orada köfte yaparken hep tuz konusunda bir sıkıntı çekiyorum da bakayım. İdeal. A bit too much onion. Şimdi dediğim gibi bir ahududu sos yapacağım. Şöyle 600 gram donmuş ahududum var. Bunları bir tencereye alıyorum. 314,5 gram. Ya çünkü Amerika tarifleri takip ettiğim için kapla yapmışlar. Onu çevirince öyle saçma bir ölçü çıkıyor. Gerçi ahududum da o tariflerdeki kadar çok yok. Çünkü onda da 680 gram demiş. Bende 600 gram var. O yüzden kafama göre birazcık böyle ölçüleri ayarlayacağım. O yüzden 300 grama yakın su. Sen anladın mı şimdi benim ne dediğimi? If you don't speak so fast, then I can understand a little bit more. Bilmiyorum, göz kararı yapacağım işte. Burada 280 gram falan var şimdilik. Suyunu koydum. 200 gram şeker. Bunda 170-180 falan koyacağım galiba. Şekeri de koydum. Ve limon suyu. 2 yemek kaşığı diyordu. Ve bunu kaynatacağız. Şimdi bir de bir nişasta karışımı hazırlayacağım. 6 kaşık nişasta ya da 5. Ölçüleri ayarladığımız için 2, 3, 5. Nişastayı suyun içinde çözdüreceğim. Bu sırada ben bu hazır olan keklerin üstündeki şu çıkıntıları bir alacağım. Bu sırada şu kenarlardan bir tadım testi de yapmış olalım. Güzel. Ahududular eriyince aslında hazır ve tarifte şey yapıyor dedim galiba, süzgeçten geçiriyor. Çekirdeklerinden kurtulmak içinmiş. Bence çekirdeklerinden kurtulmamıza gerek yok. Havel de gerek olmadığını söylüyor. Daha ev yapımı görünecek bence çekirdekleriyle beraber. Kimseyi de rahatsız etmez. Neden çekirdekleri rahatsız etsin? O yüzden ben süzmeyeceğim. Burada nişastayla su karışımımız var. Onu koyuyorum içine. Karıştırıyorum. Ve altını tekrar açıyorum. Tekrar bir kaynatacağım. İşte koyulaşana kadar
karıştıracağım. Koyulaşmaya başladı bile. That's a lot of sauce to be honest. Ve kapattım altını. Bunu şimdi soğumaya bırakıyorum. Kekin bütün malzemeleri hazır sayılır. Dışına bir de krema yapacağım ama onu hazır yapacağım zaten. Şöyle krem şanti galiba bu. Çünkü dışına biliyorsunuz kanalımda da böyle pasta masta yaptığım zaman butter cream yapmayı birçok kez denedim. Ve her seferinde o içindeki şeker tam erimiyor. Beceremiyorum onu. Böyle ağza hafif kıyır kıyır şeker geliyor. Tekrar öyle olsun istemedim. Riske atmak istemedim onu. O yüzden hazır aldım. Şimdi bu birazcık daha hızlı soğusun diye dışarı koyacağım. O hazır kremayı hazırlıyorum bu arada. Sadece sütle çırpacağım o tozu. Geldik eğlenceli kısma. Şöyle benim doğum günümden kalma pastanın altı vardı. Onu kullanacağım ben de. Arkalardan ses geliyorsa kaynanam da arkada başka tatlılar yapıyor onun sesleri. Öncelikle tabanına şöyle kek yapışsın diye birazcık krema alıyorum. Ve ilk katmanımı yerleştiriyorum. Şimdi efendim bunun böyle bu dış kısmına şu koyu kremadan koyacağım. Beyaz çikolatalı olandan değil krem şanti olandan. Ki kenarları sosu falan tutsun. Şöyle bir piping bag'imiz var. Benim evde olmayan her seferinde kilitli poşet kullandığım şey burada var. Sonra şu beyaz çikolatalı kremadan alıyorum. Buna belki sonradan nişasta koymak çok da mantıklı bir şey değildi. Çünkü bayağı... Bayağı katılaşmış. Neyse. Gerçi bunu çırpıp da koyabilirdim şimdi. Üşendim. Yayacağım. Bunun güzel görünmesine gerek yok zaten. Sonracığıma şurada ahududu sosumuz var gördüğünüz gibi. Ondan koyuyorum. Ve ikinci kata geçiyorum. Aynı işlemleri tekrarlayacağım. Ve en son katı üstüne... Uyuyorum. Güzel olacak bence. En üstüne kremadan şu tereyağlı kremadan koyacağım. Crumb coat dedikleri bir şey var ya. Bir katman koyacağım. Dolaba göndereceğim. Gece beklesin. Ondan sonra sabah bir kat daha krema koyacağım. Bu sefer daha güzel göründürmeye çalışacağım. Tekrar günaydın canlarım. Birazdan aşağı ineceğim pastayı bitirmeye. Ama ondan önce şu hediyeler için kurdele falan aldım. Onları sarmak istiyorum. Ha bir de eltime de hediye aldım bu arada. Neyse kısa videoda göstereceğim bunu. Şimdi öncelikle şöyle iki çeşit kurdele aldık. Bir tanesi tam benim hediye paketlerinin renginde. Yeşil, kırmızı ve altın rengi. Bir tanesi beyaz şöyle... Christmas süslemeleri falan var üstünde. Bunlarla saracağım. Sonra şöyle etiketler aldım üstüne hediyenin kim için olduğunu falan yazabilmek için. Bir de Christmas'tan alakasız pastanın üstüne koymak için şöyle mumlar aldım. 30 tane mumumuz olmayacak. 2, 4, 6, 8, 16 tane mumumuz olacak. Neyse ben şunu daha çok beğendim. Bununla yapmaya çalışacağım. Daha tatlı oldu. Şimdi bunun tabii ki de etiket koyacağım ama çünkü üstüne lehçe kim için olduğunu yazmam lazım. Ve kalıplar farklı. Mesela Pavel için diyeceksem Dla için demek. Dla Pavel diyemiyorum. Dla Pavlova demem gerekiyor. Anasının babasının ismi için onların yanlış halini yazmayı riske atmak istemiyorum. O yüzden sonra onları Pavel'e sonra sonra yazacağım. Ama şunu nasıl takacağımı çözmeye çalışabilirim. Okey, şöyle düğümün arasına bağladım onu da. Oraya da ismini yazacağım ve hediyeler hazır. Şu yeşil pakete de beyaz takayım diyorum. Yani aslında hepsine bundan takasım var ama büyük ihtimal annesi de benim olan hediyeler dışındaki hediyeleri benim sarmamı isteyecek. Ve yine bu kurdelelerden kullanacağım. O yüzden bütün bu yeşillere harcamayayım diyorum. Bir de iyice hani hangisini kimin aldığı çok belli olur diye. Gerçi yani paketlerden gene anlaşılacak. Neyse. Sonuç olarak hediyelerim böyle. Bu kaynımın, bu kayınpederimin, bu Pavel'in, bu da Pavel'in. Hala da kaynanamınkini sipariş edeceğim. Şimdi kekin ikinci katını sürüyorum. Bakalım. Böyle dümdüz süremeyeceğimi bildiğim için şöyle bir kenarlarını süsleme mi diyelim tekniğine baktım izlediğim videolarda. Böyle kaşın tersiyle şöyle. You need to film here. Yeah, but you're talking like... Yeah, but I'm talking about what I'm doing. Böyle böyle çizgiler yapacağım kenarında. En kolayı bu geldi. Böyle çapraz yapanlar da var ya da böyle yapanlar da var. Ama bu bence daha kolay.
Üstünün düz olmayışını kapatmak için de beyaz çikolata rendeleyeceğim üstüne. Özellikle en ortasına, çünkü kenarlarına zaten krema ve ahududu koyacağım. Şimdi böyle... Ve bu tepeciklerin üstüne ahududulardan koyuyorum. Ne denir bunlara? Pasta süsü gibi bir şey, bir şeyler yazmak için. Onlarla 30 yazacağım çünkü beyim 30 yaşına basıyor. Maybe double layer. Ay oldu. That's a fucked up zero. But do you wanna fix it or I take it all together? Small. Should I take it all together? I don't know. If you take it just like this, it will go. Not so. It's not gonna be better. Okay, pasta tamam sonuç olarak. Buzdolabında yer yoktu. Hatta buzdolaplarında diyeyim. İki tane buzdolabı var çünkü burada. Gerçi bir tanesinde et falan koyuyorlar genellikle oraya. Ve et kokusu olur dedi Pavel. O yüzden oraya koydurmadı. Diğerine de sığmadı. Orada zaten bir sürü benim dünden kalan kremalar falan yer kaplıyor. Onları halletmem lazım. Neyse. Soğuk ülkede yaşamanın faydalarından biri. Dışarıyı da buzdolabı olarak kullanabiliyoruz. Bakınız pasta şu an burada. Dışarısı bayağı soğuk. 1 derece falan. Buranın hepsi şu an buzdolabı bizim için. Şimdi 2 saat sonra falan Pavel'in doğum günü için dışarı çıkacağız. O yüzden hafiften bir hazırlanmaya başlıyorum ben. Saçımı falan düzleştireceğim. Maşa yapmak isterdim ama maşanı getirmedim. Sadece bunu getirdim. İstersen bununla da maşa yapabilirim diye ama güzel olmuyor bununla. Beceremiyorum, rahat yapamıyorum. O yüzden hani üşeniyorum denemeye bile. O yüzden en fazla düzleştireceğim galiba ama şöyle bir sıkıntım var. Bilmiyorum buraya gelmemle mi alakalı, kışla mı alakalı ama kafam kepek dolu. Yani kepek gibi de değil aslında, böyle yara kabuğu gibi. Görebilecek misiniz bilmiyorum. Yoldum az önce ben onları, böyle elime gelince de duramıyorum. Temiz saçım aslında. Dün akşam yıkadım ama bilmiyorum, neyse. Geçen seneye kadar böyle bir sıkıntım hayatımda hiç olmamıştı. Ben kepek nedir bilmedim 28 yaşıma kadar. Geçen seneden beri kafam kepek dolu. Ve hazırım. Öyle ekstra özel bir şey yapmayacağız. Sadece işte şehir merkezine gideceğiz. Kardeşi ve kuzeni de gelecek. Bir şeyler falan içeceğiz, döneceğiz. Ama hem müzikli ortam olacağından hem de işte kuzeni falan olacağından böyle konuşmalı çok bir şeyler çekemeyebilirim. O yüzden montaj geliyor. Günaydın. Yıllar sonra ilk defa makyajımla yattım. Ve sanacaksınız ki işte sarhoştum, çok içtim ondan falan. Hayır. Zaten böyle bütün gün hafif bir baş ağrım vardı. Biliyorsunuz benim migren gibi bir sıkıntım var. Gece boyunca... Merhaba aşkım. Merhaba aşkım. Gece boyunca da gece ilerledikçe daha da ağırlaşmaya başladı. Tabii ki de içki de yardımcı olmamıştır buna. Sonra... Did you cook? Sonra eve dönerken arabada o arabanın sallantısıyla falan gerçekten başım böyle zong 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 yapıyordu. Gelince direkt kendimi yatağa attım. Hiç makyajımı silmekle falan uğraşamadım. Ve bütün gece de ağrıdı bu arada. Neyse şimdi kalktım, temizleyeceğim makyajımı. Saçımı başımı bir toplayacağım, bir şeyler yapacağım. Çünkü bir iki saat sonra kaynanamın misafirleri geliyor. Ve doğum günü çocuğunun yemek yapma görevi var. How do you feel? I feel good to be honest. But that's the last time I'm drinking that much. I mean, not even that I drank much, but you know what's the problem? Because I don't feel hungover or anything. But like, the first thing that I felt after I stood up is that I'm getting the thing on my eye. Oh, you think it's connected to alcohol? Yeah. Neyse, dediğim gibi onun yemek yapma görevi var. Misafirlere butter chicken yapacak. Allah. Ben de ezme yapacağım. Ezme çok basit zaten. Her şeyi blender atacağım, olacak bitecek. Geçen vlogda da göstermiştim size nasıl yaptığımı. Öyle. Gideyim bir yüzümü falan yıkayayım. Bir kendime geleyim. Ondan sonra çalışmaya geçiyoruz. Ha bu arada benim pastasını
mumlayıp üfleteceğim misafirler gelmeden. Excellent. Okey, yine yoğun bir gün oluyor. Misafirler geldi, birazcık yiyip içtiler. Şimdi dışarı çıktılar. Bir müze gibi bir yer varmış, oraya gittiler. Akşam tekrar gelecekler. Biraz daha takılacaklar, yiyip içecekler. Ondan sonra inşallah Pavel'in doğum gününü kutlayacağız. Pastasını falan keseceğiz. Şimdi misafirler yokken ben oturacağım, yine bir shorts editleyeceğim. Ondan sonra bir yine salata yapma görevimiz var. Çünkü işte butter chicken falan yaptık. Yanına bir salata yapalım falan dedi annesi. Böyle bir salata hazırlayacağız. Bu kadar galiba. Bu arada kaynanımın yaptıklarından da göstereyim size. Bunu kısa videoda göstermiştim zaten. Bu zencefilli kurabiye. Üstüne çikolataları ben sürdüm. Bu da elmalı bir kek. Bunu da birkaç ay önce başka bir videoda ya da kısa videoda göstermiştim. Aynısından galiba. Arasında elmalı bir sos var. Üstünde krema var. Kekmek. Bu tam böyle Polonya style bir pasta, kek ne denirse artık. Okey, bu vlogda beni full mutfakta izlediniz ama bugünlerde böyle geçti. Şimdi salata yapıyorum dediğim gibi. Bir greyfurt ayıklayacağım. Dış kısımlarını falan da ayıklayacağım. Sadece et kısımlarını alacağım. Burada salatada ben de çok severim böyle greyfurtlu, portakaldır falan. Ulan bayağı da etli he. Şu kabuğun kalınlığına bir bakın. Kocaman görünüyor ama aslında içinde et olan kısmı bayağı az olacak. Menü gerçekten değişik yani. Butter chicken var. Bu bir Hint yemeği. Ben ezme yaptım. Türk yemeği. Onun yanına bir salata yapıyoruz. Polonya style. Kaynanamın yaptığı tatlılar Polonya style. Masada vodka var. Bayağı multikültürel bir sofra. Fark ettiniz mi? Bu sefer hiç kabak dolması yapmadım. Do you think it's a seasonal thing or your mother is just over the field zucchinis? She's not over but... I can imagine that they ate them already, so she wanted something. No, but in general, she didn't want me to make it for herself too this time at all. It didn't come up. Now it's Esme. Maybe she doesn't remember or no. She has, in general, she has like a period that like, okay, now I want this, and then she's just this food, and later she's getting bored of it, I think, and just taking picking up something new. I'm like, okay, now I'm just raging that one. I'm like, okay. Ya bazen bana yorumlarda yazanlar oluyor, sarma denediler mi hiç falan diye. Bir arada takıntı yemeğimiz sarmaydı. Sarma yapıyordum. You remember? But I was making sarma all the time. Evet, pasta zamanı geldi. Benim kocişkom kendi pastasının videosunu çekiyor. Sürpriz mi? Sürpriz değil zaten. Değil, sürpriz. Stolat, stolat, nie żyje, żyje nam. Sto lat, nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, nie żyje nam. A kto? Pawluś nasz. Oh. Did you make a wish? Oh my god, you made all of it. Ale dmu candle wax. You see how it looks inside? Okay. I think it looks nice. You're still recording. You didn't open your gift. Happy birthday. Thank you. You look like a groom now. Nice. It's a very classic sweatshirt. Classic Adidas sweatshirt. Thank you. Welcome. They know already. Ve bu vloğa da böylece veda ediyoruz eminim. Yani bayağı böyle yoğun günler geçirdiğim için vloğa nasıl yansıdı bilmiyorum. Hani ne kadar çekebildim, ne kadar çekemedim, çektiğim kısımlar nasıl oldu. Umarım izlenebilecek bir şeyler çıkmıştır ortaya. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sizi Instagram ve TikTok'a da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.